Merhabalar. Yenilenebilir enerji kaynakları dersinde öğrencilerimize aktarmaya çalıştığımız bilgiler arasında güneş panellerinin seri ve paralel bağlantıları, ardından şarj regülatörü, akümülatör ve 12 voltluk yük bağlantısını bugün anlatmaya çalışacağım size. Öncelikle panellerinizin paralel bağlantısına bir göstermek istiyorum. Şimdi burada demo panellerimiz var. Artıları ve eksileri bu şekilde ön tarafa, panelin ön tarafına çıkartılmış durumda. Soldaki panelimiz burada, sağdaki panelimiz üst tarafta. Bunları birbirine paralel bağlayabilmemiz için artıyı artıya, eksiyi de eksiye bağlantı yapmam gerekiyor. Bu şekilde renklere dikkat etmem, standartları korumak açısından önemli. Artıyı kırmızıyla, eksiyi de siyahla takip ediyorum. Buradan karşıdaki panellere geçeceğim. O yüzden uzun kablolar aldım. Uzun kablolarla bu şekilde diğer panele paralel bağlantı. Eksiği alıyorum. Diğer panel eksisine. Yine şu anda 1, 2, 3 tane paneli birbirine paralel bağlamış oldum. Buradan bağlantıyı aşağıya da aktardığım zaman artık 4 tane paneli birbirine paralel bağlamış oluyorum. Şimdi bu 4 tane panelden alınan enerjiyi şarj regülatörüne aktarmam gerekiyor. Şarj regülatörümüz burada. Deney setimizde sol tarafta panel simgesiyle belirtilmiş girişleri var. Ortada akü bağlantım var. Yan tarafta da 12 voltluk yükü bağlayacağım. Yani şarj regülatörünü kontrol edeceği yükü bağlayacağım bağlantı noktası var. Şimdi panelin en son bağladığım eksiden alıyorum. Şarj regülatörüne gidip eksisine bağlantıyı yapıyorum. Böylece güneş panellerinden almış olduğum enerjiyi gerilimi şarj regülatörüne aktarmış oluyorum. Evet, bundan sonra yapacağım işlem akümülatörün ve yükün bağlantısını yapmak. Akümülatörün hemen yan tarafta, onu da buradan alıyorum artısını. Akümülatörün artısını, eksiği alıp yine buradan eksiye aktarıyorum. Daha sonra yapmam gereken iş ise yükü bağlamak. Şu anda şarj regülatörü güneş panellerinden enerjiyi alıyor. Fazla enerjiyi aküye depoluyor. Buradan 12 voltluk yüküm yan tarafta görülüyor. Buradan eksiye, artıya bağladığım zaman artık devremi tamamlamış oluyorum. Güneş panellerinden enerjiyi alıyorum. Şarj regülatörüme. Ardından akü bağlantısını yapıyorum. Yükü de lambaya bağladıktan sonra devreyi tamamlamış oluyorum. Eğer güneş panellerimin ne kadar gerilim ürettiğini kontrol etmek istersen ne yapmam gerekiyor? Burada bir tane voltmetremiz var. Voltmetremizin bağlantısını yapmamız gerekiyor. Bunu da yine voltmetre DC ölçüm yapacağım için kırmızıyı artı olarak belirliyorum. Siyahı da eksi olarak belirliyorum. Bunu da güneş panellerinin girişine, yani şarj regülatörünün güneş paneli girişine paralel bağladığım zaman gerekli ölçümü yapabilecek duruma geliyorum. Evet, bu şekilde voltmetremin enerjisini, 220 voltluk enerjisini bağladığım zaman da panellerin şu anda üretmiş olduğu gerilim seviyesini voltmetreden takip etmem mümkün oldu.